Merhabalar, Penguen Gıda günlük görünüm. Bu Penguen'i açınca bir yorum yapan bir arkadaş var, o aklıma geliyor. Yani şurada bir yerde bakarken yani dikkat etmek lazım demiştim de demediğini bırakmamıştı. Sonra da kayboldu gitti. Şimdi Penguen Gıda, bunu daha önce de söyledim. Yani 50 gün üstünde kaldıkça bir kağıt hiç trend çizmeyelim. Çizersek de zaten aynı yerden geçer o trend, onu söyleyeyim. 5 lirada. Üstünde kaldıkça pozitif. Bir arkadaş dedi ki trend kırıldı. Doğru söylemiş. Yani videoyu isteyen arkadaş doğru söylemiş. Trend kırılmış. Şurada 4.90'da geçilmiş. Vereceğini de vermiş yani 6.18'e kadar fitilin üstüne baktığımız zaman yürümüş. Şu anda pozitif mi? Pozitif ama biraz sıkıntılı bir pozitif bu. Yani böyle yukarıda bu yuvarlanan tepeler dediğimiz bir pattern var. Sanki iş gelmiş oraya dayanmış gibi. Yani şuradan şunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Şuradan bir trend çizersek, bakın 45 derecenin üstündeki trendler çok diktir ve kırılmaya da müsaittir. Yani buradan mesela 45 derece alayım ben size bir trend. Bakın şu 45 derecelik trend. Dolayısıyla her trendin gelip 45 dereceye en azından dokunması beklenir teknik anlamda. Dokunur mu? Onu bilmiyorum. Yani yataylıktan da dokunabilir. Ona kesinlikle yarını bilmemize imkan yok. Teknik analiz bir kehanet değil. Bunu tekrar hatırlatayım da kalkıp da işlem açmayın ondan sonra. Şu takip edilebilir. 8 gün değil burada. 20 gün üstelik 5 lira 33 kuruşta. Yani en azından 20 gün üstelik üstünde kaldıkça dik bir trend devam ediyor demektir Penguen Gıda için. Ama tabii 50 güne doğru düşerse, yani 5 liraya düşerse kayıp mı? O da değil yani. O da ayrı bir trend çizgisi. Sizin vadenize bağlıdır burada her şey ve kayıp oranınıza bağlıdır. Yani kalkıp da maliyetiniz burada 3 liralardaysa atıyorum ya da 4.45'teyse o da olumludur. Dolayısıyla bu trendin devamı henüz gözükmüyor bize tam olarak. Yani şurada böyle bir şu yapı çok hoş değil evet. Ama bu patır patır aşağı gidecek gider anlamına da gelmiyor. 5.33 desteği ve 5 lira desteği takip edilebilir Penguen'de. Eğer ikisi de kırılırsa bunların yani çok iyi bir yere gitmez iş. Özellikle 5 lira kırılırsa o zaman şöyle bir bakalım. Neredeyse Mart ayından beri ilk defa 50 günü kırmış olur. Tabii şimdi ayrı da söyleyeceğim bir şey var burada. Şimdi bir trendi çizdik biz burada kırıldı. Bir trendin düşeninin açıları olur. Bu ilk açısıydı. Yani gam fanı gibi hesaplayın bunu. Şimdi gam fanı çizmiyorum ama ikinci açısı da şu. Yani gam fanı dediğimiz hikayede bu. O birçok şeye böler. Hatta onun yani Fibo oranlarıyla çalışır. Aslında Fibonacci ile de şey var onun ya. Başka bir yapısı da var. Yani onu da 45 dereceyle çiziyorsunuz. Da onu şimdi 45 dereceyle de bu otomatik çizmiyor. Şuradan bir 45 dereceyi bulalım. Yani o 45 derecelik düşüş dik düşüştü. Yani onun da 45 derecesi aşağı yukarı zaten benzer yeri çizmişim. Şöyledir. Gam fanında devam eden çizgiler destek ve direnç alanlarını gösterir. Dolayısıyla bu kağıdın 5.89-5.90 üstünde gam fanı teorisine göre hızlanması gerekir. Yani biraz daha momentumunun artması gerekir. Bu böyle de takip edilebilir. Yani bunu çoğu zaman kanalda kullanmıyorum. Ben de kullanmam pek gam fanı. Onu söyleyeyim. Yani trende bakalım. Şimdi ikinci kıracağı trend şu trend. Yani şu üstte çektiğim kırmızı trend. Eğer yukarıya doğru dik açıyla devam ederse tabi burasının da hızlı geçilmesi lazım. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz toparlarsak. Yukarıda bir 5.88 trend direnci var. Onun üstünde bir tepe direnci var. 6.18 kısa vadeciler için. Yukarı yönlü hareketlerde artan hacimle beraber kırılması gerekiyor. Aşağı yönlü desteği 5.33 ve 5. 5 burada majör destek alanı. Biraz altını tabii şey yapabilir. Yani şurada bir kere kırmıştı. Hafif altına bir marj, bir avans da konulabilir. Hemen her şey bitti anlamına gelmiyor tek mumla. Dolayısıyla böyle takip edilebilir kağıt. Biraz da karışık mı oldu bilmiyorum. Yani birçok açıdan değerlendirdim ama 53.76, 53.20 bu RSI ortalamaları bu arkadaşın yani birisi RSI birisi ortalaması bunun stok haldeyken RSI desteğinde şu an kendi desteğinde yani RSI takip ediyorsanız gün içinde 46'ları falan görürseniz iş biraz problemlidir. Muhtemelen de 5 desteğine yanaşıyordur o tür durumda.
Mekli ile bir yukarı bir akım gösteriyor. Tabii o şu dibi kullandığı için göstergeler yukarı akımda var zaten o dibe göre. O da tabii şey değil. Ama hafif de boynunu yana doğru bükmüş. Yani 11.8 değerler burada. Tetik biraz yüksek ama boynu bükük. Yani izlemek, görmek lazım. Yani histogram da hafif silikleşmeye başlamış. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Toparlarsak genel anlamda 50 gün trendine baktığımız zaman ve kısa trendlerin üstünde olması sebebiyle olumlu, pozitif. Yukarıdaki direnci kıramadığı için yani şu çanak mı diyelim ne diyelim tamamlamaya gitmeyse hedefiniz o açıdan henüz yolun yarısında bile olmadığını söyleyebilirim. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Özel bir mum formasyonu yok. Herkese iyi akşamlar dilerim.